Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bu bakanlık bütçeden aldığı paydan çok daha etkili bir bakanlık toplum nezdinde. Neden? Çünkü mülki idare ona bağlı. Kökleri Osmanlı'ya, 1864 vilayet nizamnamesine dayanan bir teşkilattan bahsediyoruz. Sorsam bakan iki kelime edemez bununla ilgili. 81 ilin valisi sana bağlı. 922 ilçenin kaymakamı sana bağlı. O vali, o kaymakam ki bulunduğu yerde, bulunduğu ilde, ilçede devleti yürütmeyi temsil ediyor değerli arkadaşlar. Peki bu kadar önemli bakanlığın başında kim var? Ben bu işten anlamam diyen bir sigortacı var. Sigortacılar başımızın tacı, ancak o işi de beceremiyor. Şu an emniyetin hiçbir aracı sigortalı değil değerli arkadaşlar. Biz sayesinde poliçe kesmekle devlet yönetmenin nasıl yapılamadığını öğrenmiş olduk. Devleti yönetmek hukuku bilmek demek. Devleti yönetmek devlet adabı bilmek demek. İçişleri bak, bağırma. Sözü olan bağırmaz. Zerzevatçı bağırır, sarraf bağırmaz. Bakın, İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne en karanlık dönemini yaşıyor değerli arkadaşlar. İkincisini, ilkini yine bu iktidar döneminde yaşadı. 81 il emniyet müdürünün 74'ünün FETÖ'cü olduğu, 81 il valisinin 72'sinin FETÖ'cü olduğu dönemden bahsediyorum. Şimdi dönem ne arkadaşlar? Şimdi durum ne? Bakın, İçişleri Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde tüm tayin, atama, terfiler tamamen tarikat cemaat dengesine göre yapılıyor. Bakın, menzilci, okuyucu, yazıcı, Erzincan grubu, Kurdoğlu, İsmail Ağa cemaati. Buradan seni uyarıyorum Süleyman Soylu. Kula kulluk edenlerin bu ülkeyi ne hale getirdiğini geçmişte yaşadık. Bir daha asla izin vermeyeceğiz. Devlet memuru sadece amirinden emir alır, şeyhinden emir almaz. Devlet memuru sadece vatana, kanuna, nizama, bayrağa bağlıdır. Bu dönemi bitecek ve bunun da hesabını geçmiştekiler ver gibi siz de vereceksiniz. Bu cumhuriyet çok zor koşullarda kuruldu değerli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. İkinci Dünya Savaşı yıllarını, seferberlik, soğuk savaş, ekonomik buhranları yaşadık. Ama senin döneminde olduğu gibi, senden önce 76 tane İçişleri Bakanı geldi. Senin döneminde olduğu kadar bu ülkenin tarihinde polis intihar etmedi, jandarma intihar etmedi. Bu ülkenin çocukları intihar ediyor. Bu çiftçinin çocuğu, emeklinin çocuğu, polis intiharları hiç mi seni ilgilendirmiyor? Bu çocuklar intihar ediyor ve bunlardan bir tanesinin anasını babasını aramadın. İçinde polis babası polis olanlar da var. Hayır, yalan söylemiyorum. Hepsiyle görüşüyorum. Yalancı sensin. Bana laf atmak için bilgiye ve zekaya ihtiyacım var. Ona sahip değilsin sen. Polis intihar ediyor. Amir zulmünden intihar ediyor. Ağır çalışma koşullarından intihar ediyor. Ek görevlerden intihar ediyor. Angarya'dan ediyor. Sen PAEM'de polisleri eski polis, yeni polis diye ayırdın. Eski polislerin amir olmasının önünde tıkadın. AKP'de hatırlı kişiyi sokmayanın ne memur olmasının ne amir olması mümkün değil. 130 bin polis birinci şarkını yapmamışken 130 bin polis ikinci şark zulmünü getirdin. Uyuşturucu ticareti şüphelisiyle fotoğraf verdin. Çete lideriyle fotoğraf verdin. Sedat Peker'in yurda dönüş biletiydin. Sezgin Baran Korkmaz'ın ülkeden kaçış bileti. Türkiye'yi Rus, Azeri, Balkan mafya liderlerinin hesaplaştığı yer haline getirdin. Kahraman polisimizin yaptığı uyuşturucu operasyonunu canlı yayından ifşa ettin. Bakanlıkta kendine troll ordusu kurdun. Siber suçlarla mücadeledeki kahraman polislerimizi tenzih ediyorum. Senin iltimasla aldığın polislerden, polis yaptığın insanlardan bahsediyorum. Bize değil, muhalif olan AK Parti arkadaşlar, muhalif olan AK Parti, herkese saldıran, FETÖ yöntemlerini uygulayan trollerinden, haysiyet cellatlığı yapan çakma internet sitelerinden bahsediyorum. Yetmedi. Türkiye senin bakanlığın döneminde dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden Meksikalı Sinaloa kartelinin gözünü diktiği ülke oldu. Bunu ben söylemiyorum, bunu Europol söylüyor. Uluslararası, senden hala FETÖ'cü mü var? Senden hala FETÖ'cü var. Sen FETÖ'nün Cumhurbaşkanı adayıydın, darbe gerçekleşseydi. Sen
Tamamlayın sözlerinizi. Sen 2017 referandumunda evet için FETÖ'nün talimatıyla çalıştın mı çalışmadın mı? Onu anlat. Sen Türkiye'nin başını öne eğdirdin. İçişleri Bakanlığı'nı kim ve nefretle yönettin? 15 Temmuz'un faili finansörü dediğin Katar'a gittin. Katar'a gittin. Eğer faili ve finansörüse niye gittin? Değilse niye söyledin? Ya ilkinde yalan söyledin ya şimdi yalan söylüyorsun. Sen bu ülkenin başına gelen en kötü ikinci şeysin. Türk polisine, jandarmasına sesleniyorum. Polisin, jandarmanın intiharını bitireceğiz arkadaşlar. Sorunlarını da çözümlerini de biz biliyoruz. Polisin intihar edeceği değil, emekli olacağı, çoluğunu çocuğunu yetim bırakacağı değil, onun mürüvvetini göreceği koşulları biz yaratacağız. Dünyadaki örneklerine uygun polisin sendika kurmasını da biz sağlayacağız. Sözüm bitiyor arkadaşlar. Sayın Bakan, süreniz tamamlandı.